Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Skoda Süper B var. Biliyorsunuz arkadaşlar Skoda Superb piyasada Passat'ın rakibi olarak görülen, hatta Passat katili lakabıyla piyasaya sürülmüş bir araba. İkisi de aynı grubun arabaları, yani birbirlerine rakip olarak değil birbirlerinin alternatifi olarak piyasaya çıkmış arabalar. Eski bir Passat kullanıcısı olarak tüm objektif yorumlarımla Skoda Superb Passat'tan iyi mi, Skoda Superb piyasada tercih edilmeli mi, bunlardan size bahsedeceğim. Şu aracın güncel değeri 300 bin lira. Ülkemizde artık eli yüzü düzgün D sınıfı bir arabaya binmek zaten 300 bin liradan başlıyor. Benim gözümde Skoda Volkswagen biraz daha malzeme kalitesi düşük halidir. Ama iddia edilen şu ki bu araba Passat'tan daha iyi diyor çoğu kullanıcı. Bakacağız, göreceğiz harbiden öyle mi? Ben bu ayrımın nereden geldiğine inanıyorum biliyor musunuz? Genelde Skoda'nın full paketiyle Passat'ın boş paketlerini kıyasladıkları için böyle bir yargıya varmış olabilirler. Ama baktığınız zaman bu aracın sıfırının en boş paketi 400 bin lira. Passat'ın en boşunun sıfırı da 500 bin lira. Yani arada bir 100 bin liralık fark var. Bu da 3 aşağı 5 yukarı Passat'ın daha iyi olduğunu gösteriyor. Ama biz yine de Skoda Superb tercih edilmeli mi? Piyasada bu paralar, bu arabayı verilir mi? Onlardan bahsedeceğiz. Yakıtına bakacağız. Arabaya bakacağız. Superb almak isteyenler ve görmek isteyenler için hem piyasa araştırmalı hem de böyle arabayı size güzelce tanıtacağımız bir video çekeceğiz. Bu arada bahsettiğim fiyatlar 1.6 dizelin fiyatları. 1.5 benzinler daha ucuz. Skoda az yakmasıyla ünlü bir araba. Bir zahmet dizelin alında mazotun kokusuyla uzun kilometreler gidin. Kilogramı biraz daha Passat'a göre hafif. Bu da benim bahsettiğim malzeme kalitesinin farkıyla alakalı. Araç en boşunda bile 17 jantlarla geliyor. Yani 16 jant bu arabada yok. En dolusunda 18 jantları görmek mümkün. Bizim aracımız arkadaşlar 2018 model Style paket. Şimdi 2020 modellerinde Style paket artık en boşu değil. Elite oldu en boşun ismi. Ama en boş en boştur. En baz donanım yani. Araç kozmetik olarak güzel arkadaşlar. Kocaman bir araç. D sınıfı bir araç. Bana kalsa bu araç ikinci el olmasa tercih edeceğim rengi siyahtır. Süperb'leri siyaha çok yakıştırıyorum. Tabi bu göreceli olarak değişir. Bu arabanın ortalama değeri 25 bin euro civarında olması lazım. Ama bizim ülkemizde 300 bin birim para eder mi sorusunun karşılığı etmez arkadaşlar. Her video da söylüyorum. Bu araçlar bu paralara etmez. Ama piyasa bu ve bu piyasada tercih edebileceğiniz araçlar üzerinden konuşuyoruz. Araca binmek bir lüksten ziyade ihtiyaç arkadaşlar. Hele de şu zamanlarda. Bir senedir her videoda söylüyoruz zaten. Egeo para etmez. Emirhan'ın BMW para etmez. Benim BMW şu para etmez. Ama neticede arkadaşlar piyasa bu ve ediyor. Ben de istiyorum ki 300 bin lira verdiğiniz arabayı görün. Bakın gerçekten 300 bin lira edecek araba bu mu? Aracın içine geçmeden önce aracın dışından bahsetmek istediğim bir şey var. Büyük. İstanbul için kullanım için biraz büyük. Mesela malzeme kalitesinde bunun kullandığı fitillerle Passat'ın kullandığı fitiller bir değil. Amortisör kalitesi bir değil. Arada bir 100 bin liralık fark var ya, o fark gerçekten de var yani. Gelin biraz size içinden bahsedeyim, konforundan bahsedeyim. Şimdi araçta elektrikli koltuk var. Bu birinci artısı. En baz donanımda bile elektrikli koltuğu görmek güzel. Aracımız 76 bin kilometrede arkadaşlar. I'dır. 76 selam olsun. Bir tane büyük multimedya ekranımız var. Onun dışında da dijital klimamız var. Klimamızın tuşları DSG otomatik şanzımanı. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Araba bu kadar yani. Bir de direksiyonunuz var. Önünüze bakıyorsunuz. Onun dışında kullanılan plastiğin kalitesi birbirine çok yakın olmakla beraber biraz daha kalitesiz yani. Öyle söyleyeyim. Biraz daha ona göre sert. Yine yumuşak plastik ama burada Passat milliyetçiliği yapmıyorum. Ben de daha önce Passat olduğu için. Arada 100 bin liralık bir fark var ve bu 100 bin liranın da hakkı verilmiş yani. Ondan bahsediyorum. Koltuklarında bel destekleri var. Çok güzel ve rahat koltukları. Gerçekten rahat yani. Böyle oturduğunuz zaman kendinizi konforlu hissediyorsunuz. Zaten konforlu oturaklı bir araba. Bu araba 1.6 dizel ve 120 beygir. Yani Passat'la aynı. Motoru da aynı zaten. Hepinizin internette gördüğü o Volkswagen motorunun üzerine Skoda yapıştırıyorlar. Aynı motoru kullanıyorlar. Size kaputun altını da göstereyim. Araçta amortisörlü kaput var. Tabii olmazsa olmaz. D sınıfı bir araç alıyorsunuz. Zaten şu Skoda amblemini kaldırdığınız zaman arkadaşlar altında Volkswagen logosunu göreceksiniz. Yanımda anahtar manahtar bir şey olmadığı için size gösteremiyorum. Direkt şöyle mazot filtresinde göstereyim. Volkswagen'in kendi amblemi var. Yani ne kadar çıkar bilmiyorum ama yine burada Audi'nin boruları kullanılmış. Biliyorsunuz VAG grubu araç piyasasını elinde tutan bence en büyük, en sağlam gruplardan biri. Passat'tan herhangi bir farkı yok. Sadece şuradaki ambleme bir tane ayıp olmasın diye Skoda yapıştırmışlar. Kalan her şeyi aynı. 1.6 dizel bu arabalarda gerçekten yakmıyor. DSG otomatik şanzıman çok yakıyor diyenler var ama onlar DSG otomatik şanzımanı kullanmayı bilmeyenler. Ortalama yakıt tüketimi de şehir içinde 6-7 civarında gidiyor. Uzun yolda 5'te yaktırırsınız gibime geliyor yani. Uzun yolda bu aracı sürme deneyimine erişemedim. Passat'tan bir tık daha az yakıyor. O da kilogramla alakalı. Skoda'nın en sevdiğim özelliği bagaj arkadaşlar. Bagaj açılma şeklini çok seviyorum. Sadece bagaj değil, camla beraber açılıyor ya, Skoda'ların hepsinde böyle. Şöyle kaldırdığınız zaman
kocaman da bir bagajı var yani. Ortalama litresi Passat'la aynıdır yine 3 aşağı 5 yukarı. Ölçmedim ama. Burada işte arkadaşlar ilk yardım kitini koymak için bir yer yapmışlar. Böyle üzerinde de artı var. Şimdi şöyle takayım. Burada 12 volt bir çakmaklığı var. Bu arkaya buzdolabı, ufak bir şey koymak isteyenler için kullanılabilir. Bunu daha çok SUV araçlarda görüyoruz. D sınıfı araçlarında bazılarında görüyoruz. Fullerinde elektrikli bagaj kapağı var ama bunda yok. Bunda elinizde böyle ittirmeli, bastırmalı. Yani elektrikli bagaj benim çok takıldığım bir konu değildir. Hatta elektrikli bagajı da çok fonksiyonel bulmam yani. Elle kapatmak daha kolay geliyor bana. Basıyorsun yarım saate iniyor falan, hoşuma gitmiyor. Skoda'da, Volkswagen'de, Seat'ta hepsi dünya markası arkadaşlar ve hepsi kabul edilebilir bir kaliteye sahip. Süper B'ler, Leon'lar, Ibiza'lar falan şu aralar inanılmaz tutmaya başladı. Bunun sebebi de ekonomik durum. Bunlar da piyasası günden güne Türkiye'de artan arabalar. Size biraz arka yaşam alanından bahsedeyim. Bu öndeki çok rahat bir oturma pozisyonuna göre ayarlı. Benim boyum 1.84. Oturduğum zaman gayet rahat ediyorum. Fazlasıyla bir diz mesafesi var. Tavan zaten bayağı bir karış daha üstte. Bir de 1.75 boyundaki bir arkadaşı çağıralım. Osman Bey. Hoş geldiniz Osman Bey videomuza. Nispeten biraz daha rahatsın değil mi? Arkada nasıl hissediyorsun? Yani, tam yatak gibi. Bu araç da bizim kampanyamızdan faydalandı. Dışına da baktığınız zaman zaten çekimlerde onu da seramik uygulaması yapacağız. Kampanyamızdan değerli takipçilerimize de bahsetmek ister misin? Arkadaşlar 1600 TL değerindeki 9H 3 yıl garantili seramik kampanyamızla beraber tamı tamına 700 TL. Siz de bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız Bellek Arkeri iletişim numarasından randevunuzu ayartın, beni arayın. Ben size hemen randevu ayarlayacağım. Aracınız sıfır kıvamında olacak. Teşekkürler Osman. Osman zaten bir videoda gözüküyorsa kampanyadan bahseder yani. Hemen öyledir. Çantamı da alayım. Bir de dezenfeksiyon uygulamamız da var. Onu da kaçırmayın. Ve kışa hazırlıklı bir şekilde girmiş olun. Eyvallah Osman. Burada bir kol dayamalığı var. Kol dayamalığının da böyle bir bardaklığı var. Çok hoş. Dizayn olarak gerçekten hoş. Normalde sadece kol dayamalı oluyor ya. Şu arkaya bardaklığı düşünmeleri yani beni birazcık açıkçası gönlümden vurdu. Şu ya 5 liralık plastik arkadaşlar. Bak böyle opsiyon farkları beni kanser ediyor. Burada makam perdesi falan var işte arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde buraya takılıyor. İnşallah takabilirsen. Neyse takamadım. Gerçekten ailelerin rahatça kullanacağı bir araç bence. Az yakıyor mu? Az yakıyor. Konforlu mu? Konforlu. Kaliteli mi? Kaliteli arkadaşlar. Parçası bol, servis ustası bol, arka yaşam alanı geniş, ön yaşam alanı geniş, piyasası var mı deseniz var, bagajı geniş. Bugün satıyorum deseniz akşamına satarsınız. Benim gerçekten tercih edeceğim bir araba. Şimdi gelin size sürüşü. Kadran selamlamamız var. Anahtarsız çalıştırma yok. Yani keyless dediğimiz, bizim oralarda köyde keyless derler buna. Normal DSG canlı bomba dediğimiz vitese sahip. Ama Volkswagen'den sanki daha iyi çalışıyor. Ya da biz yakında 2018 bir Passat'a falan binmediğimiz için 2014 Ali'nin Passat'a bindiğimiz için bize DSG'si kötü geliyordu ama bunun yağ gibi kayıyor maşallah. Bu araç bizim bir imam abimizin aracı. Yani bizim aracımız değil. Zaten almak serileri inceleme oluyor. Aldık serileri biz kendi bünyemize aldığımız araçlar oluyor. Ondan sonra lan Emir abim de neyse gidip başkasının aracını alıyorsun, geliyorsun burada tanıtıyorsun benim diye falan. Ali zaten bahsetti, hafızalı böyle 3 tane hafızası olan elektrikli baklava dilimi koltuklara sahip. Şöyle arkaya doğru yatıyor. Gayet keyifli. Benim bu araçta beğendiğim en güzel özelliklerden birisi bu piyano bilek ve beyaz ışık uyumu. Mesela ben de kendi BMW'mde bu ışıklar falan içi turuncu, böyle Linea Albea'lardaki ışık sistemine benziyor. Pek beğenmiyorum o BMW'nin turuncu ışıklarını. Ama bu aracın mesela göstergesine baktığınız zaman içi siyah ama ışıkları beyaz olduğu zaman hayaleti aratmayan bir göstergeye sahip. Aracımızda hız sabitleme, limitör İkisi de var. Burada kollarda ses açıp kapatma, değiştirme tuşları mevcut. Boş da olsa yani buralar boş geçirmemiş. Yine tabii ki VAK grubunun o harika elektrik destekli direksiyonlarından jilet gibi şehir içinde konfor sağlıyor. Hani bu uzun ağır arabaları ufak bir parmak hareketiyle döndürmenizi sağlıyor. Benim kendi BMW'de de bunda da her zaman söylediğim bir araca krem rengi yakıştıramıyorum ne olursa olsun. Ya siyah olacak ya da böyle işte rekoro koltuklar oluyor ya, bordolar falan ya da taba rengi. Onları beğeniyorum çünkü krem hem basit duruyor bana göre, tabii ki yine zevklere göre değişir, bir de çok çabuk kirleniyor. O yüzden bu krem konusunda benim bir takıntım var. Opsiyonel olarak hayalet gösterge, cam tavan falan var ama bu araçta cam tavan alınmamış. Şu anda da bayide 10.500 lira civarlarında, önceden sunroof denildiğinde 4-5 bin liralardaydı. Normal döviz kurundan dolayı 10 bin lira çıktı yani. Önceden aldığımız bir Tofaş Broadway parasına artık sadece bir cam tavan ekletebiliyoruz araçlara. Aracımızda şöyle mod özellikleri var. Şöyle moda bastığımızda Eco, Normal, Sport, bir de Individual, yani kendinizin ayarladığı böyle modlar çıkıyor. Bizim imam hocamız sürekli Eco'da kullanıyor az yaksın diye. Ben normali alayım hocam, mazotu koyacağız. Şöyle şehir işareti geliyor. Sport'ta ne geliyor?
otoban geliyor. Eko'da da güzellik, yeşillik, Belgrad Ormanı falan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir kol dayamalığı var arkadaşlar. Bu kol dayamalığın içinde de soğutması var şu şekilde. Hocamız da Faruk Güllüoğlu'nda büyük ihtimal tanıdıkları var. Aracımızın torpidosu da buradan açılıyor. Şuradaki şekliyle menteşeli değil, böyle tuşlu tarzında bir şey. Bunda da soğutması var. Burada CD, SD kart yeri falan var ama 2018 yılında yani CD yoktu ki zaten. 2015 arabalarda bile artık CD yok. Bu araca neden konulmuş bilmiyorum. Şöyle telefonumu takıyorum aracın USB'sine. Direkt hemen burada açılıyor. Apple CarPlay var bu araçta. Böyle gayet güzel bir multimedya sunuyor sizlere. Hocamızın arabasına uygun bir parçayla ses sistemini de biraz deneyelim. Yani hoparlör kalitesi biraz Volkswagen Passat'a göre biraz düşük. Şu an tutulma olarak piyasada Passat'tan daha çok tutuluyor. Leon da aynı şekilde Golf'ü geçti. Çünkü Golf'ün ve Passat'ın sıfır alım fiyatları Euro'dan dolayı çıktığı için tamam Leon'la Super B de Euro ile geliyor ama emsallerine göre ucuz olduğu için bunlar daha çok tercih ediliyor. Bence alınabilecek araçlardan. Konfor olarak Passat'ın yerini aratmıyor. Tamam yine ufak tefek fark var ama o kadar da abartılacak bir fark yok. Gayet güzel bir araç. Aracın uzun süreli ortalama yakıt tüketimine baktığımız zaman arkadaşlar 4500 km yol yapılmış. 5.9 litre yani 6. Gerçekten bu ağırlıktaki sedan bir araba, D sınıfı bir araba için harika bir rakam. 2000 dizel, bunların 4 çekerleri de gidiş olarak çok güzel. Ama onlar bir üst kur vergiye girdiği için sıfır alım fiyatları çok fazla. Sıfır alım fiyatı fazla olunca da ikinci el alım fiyatı da fazla olduğundan dolayı piyasada çok tercih edilmiyor. Çünkü bu fiyata yani 600 bin, 650 bin Skoda'nın 4x4'üne vereceğime giderim 4x4 Jeep tarzında, SUV tarzında bir araç alırım deniyor. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere Skoda Super B'yi tanıttık. 300 bin liraya alınır mı alınmaz mı bu artık sizlerin takdirinde. Biz dilimiz döndüğünce aracı anlatmaya çalıştık. Kanalımızda bunun gibi araç inceleme, araç alma, araç satma videoları var. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.